Şimdi vatandaşlar tabii insanlar e, merak bir bile son zamanlarda şu İsrail'in Demir Kubbesini çok konuştuk ya. Mesela o yönde de bir soru gelmiş. Şey, mesela atıyorum Demir Kubbe gibi bir hava savunma sistemi. Hayır, da, çok daha iyi bizimki. Bizimkisi değil mi? Demir Kubbe daha... 70 kilometre canım. Hı -hı. Bizimkisi, bizimkisi 170 kilometre diyorum bakın. 150 artısı var Çakırın. Ta, şey şeyin de var. Siperin de öyle 170. de öyle 150 artı. Hı -hı. Demir Kubbe niye başarısız oldu? Bunu Kanada'daki bir üniversite araştırdı. Hı -hı. Şunu çözmüşler. Aynı bir dakikanın içerisinde hedeflenen, ateşlenen roket sayısı çok fazla olduğu zaman çünkü demir kubbe şöyle çalışıyor. Çok pahalı sistemler olduğu için herhangi bir şeyi füzesi boşa gitmemesi için yapay zeka ile ölçüyor. Eğer insanların olmadığı bir meskum mahal olmayan bir yere düşecekse şöyle oraya buraya hava savunma sistemini ateşlemiyor. Bir hesap yapması gerekiyor. Hamas da şunu çözmüş. Aynı anda bir dakika içerisinde çok fazla sayıda e, roketi ateşlediği Kesinlikle. zaman demir kubbe o hesabı yapmakta karışıyor mesele ve o zaman savunma sistemi e, düzgün çalışmıyor. Yani işte Hamas atıyorum 100 tane e, ateşliyorsa 80'ini düşürüyor ama mesela yerleşim birimine e, düşen 20 taneyi durduramıyor. Çünkü ateşlenen füze sayısı bir dakikanın içerisinde çok fazla. Kanada bir üniversite... Bunun nasıl olduğunu, hani niye demir kubbenin iş yapmadığını araştırdı ve hala Amerika araştırma geliştirme parası veriyor İslam. Yani şöyle belki demir kubbe teknik olarak diye. şöyle ifade etmemiz uygun. Angaje olabileceği hedef sayısı sınırlı şeyin hmm. a, demir kubbenin. Dakikada 700 diye okuduğumu hatırlıyorum. Yani dakikada 700'den fazla roket gelirse e, demir kubbe kilitliyor kendini. Evet. Hayır, şunu tam cevabını anlamadım. Demir kubbe ateşlendi diyelim. Atıyorum şu an. İşte çakır da gidiyor. Bir yeri vuracak. O anı atıyorum mesela. Öyle bir sistemden bu kaçabiliyor değil mi? Kaçabiliyor. Bunun tamam. öyle bir özelliği var. Tamam. Demir kubbenin yok. Ha, bunu merak evet, ediyorum. Bu çok önemli. Ben Anladım. Ülkelerin füze gücünü göz önüne aldığımızda Türkiye kaçıncı sırada gelir diye bir soru gelmiş. Belki bir sıralama vermek şey ya, olabilir. Çok hani Ya e, burada şunu ama epey. Şu, burada ülkelerle karşılaştırmak yerine ülkemizin güvenlik yani savunma hava savunma e, ihtiyacı başta olmak üzere güven... çok ülkede olmayan teknoloji bizde yok, var yok yani şöyle bakın yandan da. şöyle düşünün Rusya'nın karşık olduğu tehditler ri karşılama kapasitesi oran olarak diyelim ki yüzde 80 e, Amerika'nın olası tehditleri karşılama oranını diyelim ki yüzde 85 Türkiye'yi bu oransal olarak düşündüğümüzde hı hı. bizim tehditleri karşılama oranımız en az onlar kadar. Şu an hmm. ve bu daha da artıp yüzde doksanların üzerine çıkacak. E, o yüzden diyorum yani şu çakırın e, kazanmış olduğu yetenekler manevra kaçınma manevrası yapabilme işte şeylerin arasında seyir füzesi özelliği gösterebilme. Hmm. Hedefi bir kere gördükten sonra e, gerekirse bunu değiştirebilme havada bu yetenekler bizim savunma ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Hmm. Ee, Özay Hocam, Tayfun füzesine kardeş ülkelerden talep var mı? Valla olur, muhakkak olur ama ee, bunu her ülkeye, işte soru o yüzden çok doğru, kardeş ülkelerden talep var mı? kardeş ülkelere satarsın ama bu her ülkeye ihraç edilebilecek bir silah ve teknoloji değil. Mesela Akya e, torpidosu evet. çok enteresandır. Hı hı. Bir ülke e, almak için çok uğraştı. Yaklaşık bir yılla yakın 8 ay kadar bir görüşmeler oldu ve sonunda vermediler mesela. Vermedik. 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 Neden? Yani uygun görülmedi. Ha. Politik <laughs> olarak yani hmm. küresel sistemdeki hmm. güvenlik politikasında Türkiye bunu uygun görmedi. Aslında istediğimiz parayı da verdiler, hmm. istediğimiz bütün şartları da karşıladılar, paraları da var. Aha. Hani iyi de bir ülke ama. Türkiye vermedi. 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 Hı hı. Amerika'dan bahsetmiyorum. Türkiye'den bahsediyorum bu arada. <laughs> Tayfun füzesi TSK envanterine ne zaman girecek diye Girdi bir soru var. Girdi efendim. Girdi. Girdi. Yani İzleyicilerimiz nasılım ama çat şey, soru çat e, cevap. onun yani. ismi e, sizde ilk o programı yaptığımızda hı hı. son testiydi onun. Seri Değil üretime geç, geçti evet. ve kabulü yapıldı. Seri üretimde. Seri üretimde. Evet. Türkiye'de bazı şeylerin sayısını ve tane bilmezsin. Mesela e, ne kadar silahımız olduğunu da bilmezsin. Bilmeye de gerek yok. Gerek yani. yok. Bunlar e, ulusal güvenlikle ilgili açıklanmayan rakamlar. E, füze meselesi de öyle bir mesele. Peki şimdi Türkiye'nin e, böylesi işte bin kilometreyi bulan hatta aşan bir menzile sahip Bir açıklama de, yapabilir miyim? Olması. Mi? Evet hocam. Tahtada göstereyim. Buyurun. Bakın şimdi bir yanılgı var burada. Onu ters çevirelim hocam. Evet bir Yazan. yanılgı var orada. Onu e, eminim bazıları düşünüyordur cin fikirliler. Ee, buradan açıklama yapayım ben de. Gel hocam. Şimdi. Ben tutayım sabit. Teşekkür ederim. Şimdi şurası Rize. Tamam mı? Füze buradan ateşlendi. Hocam niye o kadar aşağıya yazdın? Gözüküyor Görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Görünüyor. Görüyorsunuz değil mi? Ha. Sonra e, füze gitti ve Sinop Sinop açıklarındaki hedefi vurdu. Tamam. tamam şimdi bu füzenin füzeyle Hedef arasındaki mesafe yaklaşık 600 kilometreydi Tamam tamam şimdi oradan hareketle de dediler ki ya bu füze 600 kilometre menzilli Tamam ee, o yüzden hani bu 1000 kilometre değil dediklerinde Hayır dedim yani bu bin kilometre yaklaşık bin. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanımız da buna yakın bir şey söylemişti Söyle. zaten. Hı hı. Sebebi şu. Şimdi füzenin bu parabol yüksekliği var ya. Eğer 600 kilometreyi e, hipotenüs kabul ederseniz parabol yüksekliğini yani şu eğrileri hesapladığınızda ve toplamı şu ikisinin toplamı 600 metre'nin 600 kilometre'sine yaklaşık bin kilometre yapıyor. Bu bir matematik hesabı. Anladım. Yani o yüzden, hani biz biz bunu istersek düşürebiliriz, daha uzun menzili de e, gönderebiliriz, daha e, yükseğe tırmandırıp daha kısa mesafeyi de vurabiliriz. Yani bu bizim elimizde. Ama neticede bu füzenin almış olduğu yol bin kilometre. Bunlar başka ülkelerde de yakından takip ediliyor, değil mi? Kesinlikle. Mesela bu Tayfun'daki işte kat edilen yol, son aşama testleri, işte menzili. Cendim yani çok yakından yani, takip ediyor. E, Mesela bu, biz de başka ülkelerin teknolojisini mi yakından takip ediyoruz? Yani kimin ne gücü var? Böyle midir? Yani ülkeler arasındaki bu rekabet nasıl oluyor hocam? Bütün ülkeler e, diğer ülkelerdeki silah teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder efendim. Hı hı. Mesela bu füzenin sabah sanırım 5:44'te ateşlendiğinde Rize'de hı hı. E, ateşlendiği tarihte Yunan Genelkurmay Başkanı Sakız adasındaydı. Er, ha. O günde terk etti gitti zaten. <laughs> yani o oraya gelip Türkiye'ye karşı bir ahkam kesmişti. Biz Amerika'dan F-35'leri alıyoruz. Artık Türkiye bizim için e, tehdit değil. Ege Ege bizim filan gibi bir iki şey söylemişti. Biz de böyle bir cevap vermiştik. Fakat Surya, bu çok özür dilerim Abdülkadir Bey. Kaan kadar konuşulmaz. Tayfun mu? Konuşulmaz. Niye konuşulmaz söyleyeyim şimdi? Bak dünyada 5. <laughs> nesil uçak. E, Avionik mühendisliği yani uçakların yazılımı ile ilgili mühendislikler ve o e, uçak mühendisliği. Şimdi sadece Delta kanat değil ki e, kanın arkasında e, iki tane de e, uçuşu daha güvenli hale getiren stabilizör var. Evet. Dolayısıyla o uçuş mühendisliği dünyada beşinci nesil uçak yapabilen ülke çok az. Bir daha söyleyeyim. Hindistan yazılımda dünyanın dev ülkelerinden bir tanesidir. Hindistan beşinci nesil uçağı. E, Hon amca adı altıyla mı ne öyle bir şeyde çalışıyordu. E, olmadı ki F-16'ya geçti. Evet. Japonya 5. nesil uçak çalışıyordu. E, Mitsubishi ile çalışıyorlardı. Yanılmıyorsam Mitsubishi markası yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Mitsubishi evet. E, F-35 aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dedi ki ben 6. nesil çalışmaya başlayacağım. Şimdi dünyada bu işi yapabilen ülke sayısı sınırlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'i havada, e, Rusya'nın Su 57 havada, Çin'in JL 20 havada söylediğim gibi o da ilk uçuşunu ve bir sürü uçuşlarını Rus motoruyla yaptı. Mesela Çinler JL 20'yi ihraç etmeyecekler. Onun ihraç edilebilen daha düşük bir versiyonu JL 31'i yapıyorlar şu an. Sen dördüncü ülkesin şu anda beşinci nesil uçağını kendi çiziminle, kendi mühendisliğinle yapıp havalandırmış dördüncü ülkesin dünyada. Dolayısıyla Kaan kadar konuşulmayacaktır. İngilizlerin ne yazdığını okumadınız mı? Fakat Türkler şöyle... bunu nasıl yaptı? Kaan... No... Kaan'da mı? Evet. Yaptın ne şey. ne no F35 no problem diye başlık attılar var. Yani,